Herkese merhaba. Yine bir K-pop videosuyla daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Bu videoda rahatsız edici ve üzücü K-pop anlarını izleyeceğiz. Bunu görmedim sanırım daha önce. Kadını ne yapıyorsunuz ya? Yani bir yerden bir yere gitmek bile problem gerçekten. Tam insanlar sevdikleri için oradalar. Konuşmak, fotoğraf çekilmek, işte bir şeyler vermek istiyorlar ama. Zaten şu kilo takıntısı insanlardaki o kadar sinir bozucu ki. Bakın yemiyor kızlar. Diğerleri yerken. 2학년 때까지 같이 태어날 때부터 같이 살았는데 엄마 아빠가 맞벌이 하셔가지고 할머니가 계속 키워주셨거든요. 저 트와이스 뮤크하니스 보여주셨 Beni ağlatıyorsunuz diyor. Altyazı ne çeviriyor öyle ya? Büyük annesi şarkıcı olduğunu görmek istemiş. Ha. Ölmüş mü? Evet. Ay tüylerim diken diken oldu. Göremeden ölmüş büyük annesi. Jenny nefes almakta zorlanıyor. Ve dalga geçiyor insanlar ya. Çok acımasız herkes gerçekten. Çok stres yaptığı için böyle zorlanıyor olabilir. Niye insanlar anlamakta bu kadar güçlü geçiyorlar? Gerçekten bilmiyorum. Irkçılık. Kaç yaşındalar? 16-17 yaşında mı? Ay. Çeki gözü görünce konnichiwa. Ne alaka ya? Amerika'dasınız. Ellerinizi indirin. Gerçekten o kadar sinir bozucu ki ya. Wendy'nin kazasından sonra videosuna tepki veriyorum. Çok güzel bir kadın gerçekten. Grup yapmıyordur bunu ya. Dalgasını yapıyorlar. Senin vücut tipine benzer diyor. İlk defa gördüm bunu. Yani hoş bir laf değil. Ama birbirlerine böyle bir şeyler yapacaklarını zannetmiyorum. Latin Amerika desin. 왜냐면 나도 되고 싶다라는 느낌. 외모적으로는 매미
şunu bir kapatayım. Öyle bir çeviriyor ki ben İngilizce görsem anlayacağım. Türkçe yazınca anlamıyorum. Kaptan Amerika gibi olmak istediğini söylüyor. Ama Baymax'e benziyor diyor. Ya kilo değil ki çocuk. Niye hani öyle bir şey yapsınlar? Kendi aralarında bir espri falan. Deprem olacak falan. Gerçekten niye böyle şeyler söylüyorlar? Yani kötü niyetle söylediklerini düşünmüyorum ama. Allah Allah. Ya yine çok yemek yediğiyle alakalı konuşuyorlar. Bunun strikisi de yapmıştı. Allah Allah. 50-50 çok çalıştırılıyor falan filan. Bu da şey, önceki üyelerin sağlıklarıyla alakalı sıkıntıları. Kızlardan birisi anoreksiya, bulimiya, hormonal değişiklikler diyor. Diğeri de bayılıyormuş falan. Sosyal fobisi varmış, kendisine zarar veriyormuş. Yazık ya. Yine BTS'in uğradığı ırkçılık. Aa, ne oldu? Nereye gitti? Herhalde engel yemiş görüntü. Kaldırmışlar. Bunu anlayamadım. Lider olarak zorlandığı şeyler. Adam onu anlıyor ve diyor ki işte şöyle şöyle zorlukları var falan gibisinden. Fikirlerini, düşüncelerini açıklıyor. O da duygulanıyor, gözleri doldu. Ya söylemese, belli etmese bile o da zorluklar yaşıyor demek ki. Ne olmuş bu videoya böyle ya? Kese kese bir şey kalmamış. O aradakini gene atladı. Çıkış günlerinde, çıkış yaptıkları günlerde J-Hope fanlardan gelen mektupları alınca şaşırıyor. Herhalde bazı yerleri telif yemiş, engel yemiş videonun. Sürekli bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.